Aslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi Riyad'a pirince giden Çin'in durumu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Çin-Arap ülkeleri zirvesi düzenlendi. Zirveye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat El Alimi, Mauritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Velet Eşşeh el-Gazvani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan da katılacak. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gait'in da Çin-Arap ülkeleri zirvesine katılacağı bildirildi. Zirve için Riyad'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Çin ile Suudi Arabistan arasında stratejik bir güven kuruluyor. İki ülke arasında 2016'da kurulan stratejik ortaklık ilişkilerinin ardından "Ben ve Kral Selman büyük bir gelişme kaydeden ilişkileri yönetiyoruz." dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çin, Arap dünyasının en büyük ticari ortakları listesinin başında geliyor. Pekin'in Arap ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 2004 yılında 36.7 milyar dolarken, 2012 yılında bu sayı 200 milyar dolara, 2021'de 330 milyar dolara yükseldi. Çin'in Arap ülkelerindeki yatırımların 2005-2021 yıllarında 213.9 milyar dolara ulaştı ve Pekin, Arap dünyasındaki en büyük yabancı yatırımcı oldu. Ajansın görüş aldığı Orta Doğu Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Sercan Çalışkan, Suudi Arabistan, Çin ilişkilerinde ABD'yi en çok rahatsız etmesi beklenen gelişme, Suudi Arabistan'ın Çin'e petrol ihracatını yerel para birimi yuan cinsinden fiyatlandırma noktasında Riyad ve Pekin arasında devam eden görüşmelerdir. Bu adım petrol ticaretinde temel para birimi olarak kullanılan dolara karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor dedim. Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali Es Sadık Doğu Afrika'daki hükümetler arası kalkınma otoritesinin Çin ve Rusya ile ortaklıklar kurması gerektiğini söyledi. Sadık, 28 İGAT ortağının çoğunlukla batılı ülkelerden ve Avrupa Birliği ile Arap Birliği'nden olduğu akılda tutularak, Çin, körfez ülkeleri ve Rusya gibi geleneksel olmayan ortaklar bulmak için çaba gösterilmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Sadık, Sudan başkanlığı döneminde başka ortaklar arıyor. Belli bir gruba bel bağlamak istemiyoruz. Uluslararası ilişkilerimizde Doğu ile Batı arasında bir denge oluşturmak istiyoruz dedi. Sadık, örgütte Arapçanın, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra resmi dillerden biri olarak kabul edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Çin, ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde haritasını değiştirmek istediği 22 İslam ülkesiyle ekonomik ilişkiler kurarak adım adım kendi stratejisini uyguluyor. Böylece ABD'nin dünya ekonomisindeki liderliğine de ortak oluyor. İslam ülkeleri de Çinle işbirliğini artırarak ABD'nin siyasi ve askeri müdahalelerine karşı bir güvence niteliğinde doğuyla batı arasında bir denge oluşturmaya çalışıyor. Çin her ne kadar bu tür ilişkileri başarıyla sürdürse de kendi ülkesini bir buçuk milyar insanın yaşadığı bir cezaevin'e dönüştürmüş durumda. Çin sıfır virüs politikasını sadece Uygur Türkleri üzerinde değil bütün Çin halkına yönelik baskı aracı olarak kullanınca ülkenin her köşesinde protesto gösterileri başladı. Kitleler baskılara karşı yetti artık diyerek isyan noktasına gelirse bu gücün karşısında hiçbir devlet duramaz nitekim çanma politikalarını gevşetmek zorunda kaldı. Çin, Uygur Türklerini tarihten silmeye dönük politikalar uyguladıkça dünya sahnesinde kaybetmeye mahkumdur. Çin veya başka bir güç önce insana saygı duymalı ki kendi güvenliğini de güvence altına alabilir. Riyada pirince giderken kendi evinde kaos yaşayabilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.